Ben normalde işte futbolla, tabii her Türk genci gibi futbola tanıştım. Sonra futbol sarmamaya başladı, basketbola geçtim. Bir gün basketbol oynarken paten ve kaykay kayan iki tane çocuk geldi sahaya. Onlarla basket oynadık. Sonra bu neymiş ya deyip üzerine çıktım ve inanılmaz bir haz, inanılmaz bir duygu beni kapladı. Yani ben bunu öğrenmek istiyorum ve bunun üzerinde olmalıyım dedim. Benim başlangıcım böyle oldu. Sonra tabii ki o ortama girme ve bu kaykay aslında çok bireysel bir spor gibi gözükür ama aslında çok sosyal bir spor. Çünkü takım arkadaşın diye adlandırdım. Biz mate diyoruz ona. Mate. Olmadan çok sıkıcı bir spor. Çünkü beraber kendini geliştirmen lazım. İşte atıyorum zıplatma hareketi, ollie diyoruz. O ollie'yi öğrenirken tek başına yaparken bunu bir süreden sonra sıkılıyorsun. Müzik de bir süreden sonra yetersiz olmaya başlıyor ama yanında bir arkadaşınla beraber o hareket çalıştığında çok daha eğlenceli oluyor ve yeni binlerce öğrenebileceğin hareket var ve çok zevkli bir spor. Benim başlama hikayem böyle oldu. Bir basketbol sahasında başladım. Yeni başlayacak arkadaşlara da tavsiyem öncelikle şu an İstanbul'da ve Türkiye'de çok güzel skateparklar açılıyor. Türkiye Kaykay Federasyonu da kuruldu. Çok güzel destekliyor. Skateparkların olması da insanların gelişmesi demek. Öncelikle skateparklarda ufak ufak başlamaları. Sonra kendilerini tabii ki sokağa atmalılar. Çünkü sokak daha zevkli. Yani skateparkta kaymaktansa sokağı tercih ederiz. Tabii ben yaş itibariyle biraz daha skateparkçıyım bu aralar. Daha sokağa atmıyorum kendimi ama ilk tavsiyem tabii ki skateparkta başlamaları. Hareketleri öğrenmeleri için bol bol video izlemeleri gerekiyor. Denemeleri gerekiyor ve yılmamaları gerekiyor. Biraz kolay bir spor değil. Yani işte futboldaki gibi vurmayı öğrendikten sonra işte ya da basketboldaki gibi atmayı öğrendikten sonra sektirmeyi öğrendikten sonra bir sürü şey var elbette ama kaykay çok daha detaylı, çok daha zevkli ve arkadaşların olduğunda çok daha güzel bir spor. Tavsiyelerle ilgili bir de tabii ki bu malzemeleri kullanırken bu malzemelere uygun ekipmanları kullanmak gerekiyor. Tabii ki yeni başlayacak arkadaşlara muhakkak dizlik, dirseklik, kask gerekirse kullanması gerekiyor. Artı kullanacağı ayakkabılar da önemli. Bizim sattığımız markalardan DC, Vans bu gibi kaykay ayakkabılarını kullanırsa hem ayağının sağlığı için hem de malzemenin daha uzun ömürlü olması için. Çünkü kaykayın üzerinde bir zımpara var ve o çok zarar veriyor ayakkabıya bir süreden sonra. Yani X bir ayakkabı markasıyla yapamazsınız. Ayakkabınız parçalanır. Daha çok bu ekipmanlarda uzmanlaşmış markaları tercih etmek gerekiyor. Kaykay konusunda. O yüzden mağazamıza bekliyoruz.